Türkiye, tarımda öncü destekleri ve yükselen ekonomisiyle geleceğe emin adımlarla yürüyor. Pandemi sürecinde Kütahya'da yatırımlar sürdü. Tarımsal yatırımlarda 9. çağrı dönemine çıkıldı. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kütahya İl Koordinatörlüğü 8. çağrı döneminde 22 projeye toplamda 10 milyon liralık hibe desteği sağlayacak. Buna göre de Kütahya başvurusu en çok kabul edilen iller arasında yer aldı. 26 başvurunun 22 adedi kabul edildi. Yatırımcılarla sözleşmeler imzalanmaya başlandı. Şubat ayında süt işleme tesisleri, et işleme tesisleri gibi tesislere destek vermek üzere proje başvuruları almıştık. Bu proje başvurularının değerlendirme süreci Haziran ayı itibariyle tamamlandı ve sonuçları yayınlandı. Aldığımız 26 başvurunun tamamının incelemesini tamamladık ve 22 başvurumuz uygun olarak değerlendirildi, destek almaya hak kazandı. Şimdi de bu projelerimizle sözleşme imzalamaya başladık. 22 adet başvuruya toplamda 10 milyon lira hibe desteği verilecek. 8. çağrı ilan kapsamında destek alacak olan 22 başvuruya toplamda 10 milyon liralık hibe desteği sağlayacağız. Bu projelerin hayata geçmesiyle birlikte 27 milyon liralık yatırım daha ilimize kazandırılmış olacak. 11 Mayıs'ta 9. çağrı dönemi başladı. Çiftlik faaliyetleri kabulleri 10 Temmuz'da sonuçlandı. 11 Mayıs tarihi itibariyle kurumumuz 9. çağrı ilanına çıktı. 9. çağrı ilanı kapsamında hayvancılık ile ilgili yatırımlar var. Bunun yanında çiftlik faaliyetleri başlığımızla ilgili yatırımlar var. Çiftlik faaliyetleri başlığımızda proje kabullerini 10 Temmuz itibariyle tamamladık. Toplamda ilimize 59 adet proje başvurusu yapıldı. Hayvancılıkla ilgili yatırımlar ise 29 Temmuz'a kadar devam edecek. Pandemi sürecinde Kütahya'da yatırımlar hız kesmedi. Bu sürecin devam eden yatırımlarımıza herhangi bir olumsuzluğu olmadı. Bunun yanında işte içerisinde bulunduğumuz 9. çağrı dönemi kapsamında da proje başvuru sayılarına baktığımız zaman önceki çağrı dönemlerine göre daha yüksek olduğunu görüyoruz. Yeni başvurularda da bu sürecin aksine olumlu olarak yatırım taleplerini etkilediğini görüyoruz.